Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Kasım Cuma İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün birbirinden çekişmeli yine yarışların olduğu bir program var. Bugün yine bayağı program, hatta 2 tane yerli yarış, 3 tane ayrı yerde yarışlar var. Tabii ki bizim yayınlarımız bugün 8 koşulu bir tek altılı bir programımız olan İstanbul yarışı, bir de gündüz koşulacak olan Bursa yarışı. Bursa'da biraz 9 koşulu kalabalık bir yarış programı var ama önce hayırlı cumalar arkadaşlar, hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Mübarek cumamız hayırlı olsun. İnşallah herkese güzel günler, güzel mutlu günler, artık istediği, umut ettiği şeylerin inşallah Allah tarafından gerçekleştirilmesi umuduyla, tabii iyi taraftan, yani kötü taraftan değil de, şimdi bazıları kötü taraftan bir duvara kuruyor, onlar olmasın. İyi iyilikler olsun arkadaşlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Allah herkesin yüzünü güldürsün diyerek hemen yarış programımıza geçiş yapmak istiyorum. Tabii ki bu arada akşamleyin bir de Amerika yarışımız var. Vallahi bir de bugün Jebel Ali Birleşik Arap Emirlikleri, bu öyle olması lazım. Oranın da yarışı var. Vallahi ben en azından bu Amerika yarışlarını sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Bunu da belirteyim. Ama öncelik tabii ki İstanbul ve Bursa. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen bugünkü programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Saat 18'i gösterirken handikap 15 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik çimkosunun, evet, 7'li piyasa değildi, burası dörtlü gayan ayağının açılış ayağı olacak. Birinci dörtlü gayan, tabi burada satış atları da varmış, en azından onlar da iyi, en azından satışlar da çoğalıyor. Arkadaşlar bu birinci koşuda dörtlük ayağın ayağımızın ilk ayağında benim sıralamam şu şekilde. Ben iki nolu ağdaşlı bu sarraf temsilcisi, anneden demir kazık olan bu safkan. Yani çime de yatkın, bakmayın burada çim performansı kötü gibi gözüküyor ama çimde bu safkanın birinciliği var. Orijin zaten full çim. Yani full çim olun safkan kumda gidiyor. Neden gidiyor? Bunu bazı arkadaşlar belki merak etmiş olabilirler. Arkadaşlar genlerden atın bu sarraf çimde koşar, kumda koşmaz ama onun bir 7 sülalesinden birisi muhakkak birkaç tanesi kumda koşar. Aynı şekilde demir kazık da bu gülercilere ait bir safkandı. Benim de yakından seyrettiğim bir safkandı. Yani benim hoşuma giden hatta safkan, çünkü birkaç tane altı tutturunca hoşuma gidenler listesine aldım onu da. Gökhan Bektaş da benim ilk şans verdiğim isim, çünkü safkan çok formda. Daha sonra 4 nolu Malala, bir Uçanlı temsilcisi Vedat Abiçe startlanan safkan da yine iyi bir ekürde, iyi ellerde. Bugünün yine şanslı isimleri. Bir de tabii ki burada bir nolu Ateşin Kızı, bu Uçanlı temsilcisi de Görkem Özçelik gibi formda jockey ile, aprantisiyle daha doğrusu, şans verdiğim isim olur. 2-4-1 benim buradaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağı bu koşuda başlıyor. 5 safkanın katılmış olduğu bu yarışta tabii kalite bir safkan olan 2 nolu Dolarman. Adı üstünde dolar, çünkü her gün değer kazanıyor. Bu hafta değer kazanacak. Yani bu Ender Mehmet Karaman, herhalde o mu isim koydum artık bilmiyorum artık. Ama bu safkan bayağı iyi, çünkü son üçüncülü bir grup yarışında koşmuştu. Bu Fly By Me'nin güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'la bana göre kazanması en normal sonuç olur. Benim de banko ismim olacak arkadaşlar. 2 nolu Dolarman. Günün 3. koşusu 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 16. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusu. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği Kurtalya Kürsü'ne ait 6 nolu Break the Chain. Bir Invisible Sun temsilcisi Akın Sözen'le startlam safkan, oldukça güzel form var. Kum, çim, sentilik ayırt etmeden etkili koşan bu isim bana göre de ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 2 nolu Hyperloop. Bir Kaptan Rio temsilcisi, anne de Mystical Storm. Bir gazi kazanan bir kısrağımız. Güzel bir orijin, güzel bir eşleşme olmuş. Bu Ahmet Çelik'le startlam safkan da istim üstünde, formunda. Ve gördüğünüz gibi sürekli tabela içerisinde ve arada bir tane birincilik yapmış. Bugün yine birinciliği koşturacak Ahmet Çelik'le. 4 nolu Encantador, bir banknot temsilcisi. Özcan Yıldırım'la startlanan safkan da son 6 yarışın 3 birinciliği olan bir isim. Kazanmayı seven bir isim. Kazanmayı seven ben de severim. Daha doğrusu herkes sever. O yüzden yazacağız. 7 nolu Power Rhythm, bir Invisible Sun temsilcisi Vedat Abiçe startlanan safkanda da güzel hazırlıklarla, bence hiç ihmal edilmemesi gereken bir isim. Ve bu safkan bir iyi dişmiş galiba. Evet, burada geçenlerde bir arkadaşımız da sordu. Ya E'yi anladık, K'yi anladık da diyor, bu G ne oluyor dedi. Ben de hiç dikkat etmemiştim ama iyi diş bu safkanlar arkadaşlar. Yani kısırlaştırılmış bu safkanlar. Demek ki bu safkanlar yani bir babalık istememişler. Safkanı kısırlar. Eskiden yasaktı bunlar ama demek ki bu buralar iyice olmaya başladı. Neyse 6-2-4-7 arkadaşlar benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 4. koşusu 6'lı ganyan ayağımızın 2. ayağı. Şartlı 5. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşusunu.
9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 3 nolu Bowet'e vereceğim. Bu Luxor temsilcisine Vedat Abiş de son kazanmış olduğu yarıştaki güzel formunu aynı şekilde muhafaza eden ve daha da arttırdığını gördüğüm 3 nolu Bowet bana göre birincinin en güçlü adayı tabii ki, ama burada sert rakiplere sahip 1 nolu Ferrous Lady var. Bir Aftermarket temsilcisi Gökhan Kocakaya stat alıyor. Ağır kilosuna rağmen de buranın etkili ismi olacak. Safkan genel formu bayağı iyi. 6 nolu French Cadet. Bir Luxor temsilcisi de burada. Ahmet Çelik'le statlam safkanda her ne kadar tabelası olsa da birinciliği şu anda gözükmese de bugün arada birinciliğe kavuşabilir. Bir de 7 nolu Zillion Sun, bu Torok temsilcisi Ayan Kurşun'la stat alıyor. Bu safkan da bu aralar çok iyi duruma gelmeye başladı. Bugün büyük ihtimalle sürpriz çıkacak bu safkan ama hani ben her zaman söylüyorum, at koşar puan koşmaz arkadaşlar. Yani ganyan koşmaz at koşar, bunu unutmayalım. O yüzden sürpriz sevenler için de 7 nolu Zillion Sun'ı bence ihmal etmemekte fayda var. 3-1-6-7 buradaki benim sıralama olacak. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. aya şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik sentrik yarışına geldik. 9 safkanın mücadelesini bizi bekliyor. Ben burada önceliği bu mesafeleri seven, bu pisti de seven 5 nolu Onurlu Efe, bu Onur Kan temsilcisi Akın Sözen'le benim ilk şans verdiğim isim. Her ne kadar son 3 yarışta biraz tabela dışında kalmış olsa da safkan bugün kendine çok uygun bir grupta start aldığı için kesinlikle bana göre ilk şansı hak ediyor. Ben bu safkana tek bir rakip vereceğim. Bu aralar iyi duruma gelmeye başlayan bir Kazberk temsilcisi olan 4 nolu işini bilir. Bakalım bugün işini bilirse fotoya kendini atar. Okan Gökçe ile kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim bulur. Ben 5-4 yazıp bayağı bu şekilde geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. aya Hasan Polat koşusu. Kısa vade 8-3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada 5 nolu Egress Rock, Luxor temsilcisi Gökhan Kocakaya stat alan safkan. Son 5 yarışı ard arda kazanan, yani seriye takan bir ismin bu öyle güzel bir forma bir de güzel çalışmalarıyla ben bu yarışta da kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim bugünkü bankom isim 5 nolu Egregos Rock olacak Gökhan Kocakaya ile. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. aya kısa vade 7. 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentrik yarışında 2 ve 3 nolu safkanların ekürü olduğu bu yarışta işte bugün bana göre programın en zor ayağı burası gözüküyor. Çünkü bakıyorsunuz hepsinde gelir var. Yani şurada şu kesinlikle gelmez, bunu çıkartayım demeyelim. Çünkü yakar mı yakar öyle bir ayak. Ben de o yüzden benim ilk tercihim hepsi. Ama tabii ki sıralama yapmak zorundayım. Ben önceliği ekürlerden 3 nolu Kızıl Şahin'e vereceğim. Bu geri bulun güzel temsilcisine Gökhan Kocakaya'da. Ekürüsü de zaten aynı formda. Her ikisi ekürü de tırnağın ucunda. Yani risk alırım derseniz ekürleri tek atarız geçeriz arkadaşlar. Ama şansımıza en azından ikili avantajımız var. Hem 2 hem 3'ten birisi gelse kazanıyoruz. Ama rakipleri kimler? Ahmet Çelik'le start alacak olan 1 nolu Akıl Selimsin. Bir Şimşek'in temsilcisi Ahmet Çelik'le start oluyor. Performans olarak iyi durumda ve formu da iyi. 7 nolu Balıkçı Kral, bu Babam Ölü temsilcisi de Özcan Yıldırım'la start oluyor. Ve bayağı iyi bir safkan görünümünde. Bugün kesinlikle ihmale gelmeyecek görüntüde. Ve 4 nolu Sarıyerli, Görkem Özçelik'le adeta bütünleşen bu Kazberk temsilcisi de gördüğünüz gibi son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Yani oldukça formda ve iyi derecesiyle de burada kesinlikle ihmale gelmez. Yani 3-1-7-4 biraz daha ön plana çıkıyor ama dediğim gibi eğer risk alayım derseniz 3 nolu Kızıl Şahin veya 2 nolu Horus'u tek olarak da geçebiliriz. Artık bu ama büyük ihtimalle kazanabilir bu safkan. Yani risk alınır mı? Alınabilir tabii, niye alınmasın. Ama bu 4'ünün dışında kimler kalıyor zaten? Bir 5 nolu Şah Dragon kalıyor. Valla orijin de iyi. Bir de 6 nolu Çelik Can, yani grubun en büyük ihtimalle sürpriz ismi çıkacak ama bana göre de geliri var, yani gelirse de 6'lı güzel paraya getirir diye düşünüyorum. Ama 3-1-7-4 önce 5-6 daha sonra yazıp bu ayağı kapatabiliriz arkadaşlar. Ama ben risk almak istiyorum derseniz ekürleri tek atabiliriz. Günün son koşusuna geldik. Maiden Dişiler'e ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna. Evet, burada da 12 safkan arasında koşacak bu yarışta. Ben yine benim buradaki sıralama şu şekilde. Ben 3 nolu Anadolu edasıyla başlayacağım. Bu Mendip temsilcisini Ahmet Çelik'le 2 yarış koşup ikisinde ikincilikle ayrılan bu safkan daha da formunu yükseltip bugün birinciliğin bana göre en güçlü adayı. 5 nolu İberyal Gör, bir Luxor temsilcisi. Ayhan Kurşun'la start alan safkan da yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliği ve arttırdığı nefesiyle bence buranın da iddialı ve şanslı isimler haline geldi. 4 nolu Anadolu Low, bir El Corredor temsilcisi Akın Sözen'le start alan safkan da bir Kurtel ekibine ait ve 2 yarış koşup ikisinde de üçüncülükle ayrılan safkan da yine güzel formuyla şanslılar arasında.
8 dolu Morgana bitiri Valles temsilcisi Gökhan Kocakale Statlam Safkan bir yarış gördükten sonra bir 173 günlük ara veren bu Safkan oldukça ciddi ve güzel işlerle bu yarışa katılıyor. Bugün çok farklı bir Morgana'yı sahada görebiliriz. Bir de 1 nolu Peligrosa bir Yıldırım Bey temsilcisi Vedat Abişli Statlam Safkan da grubun tecrübeli ismi. Bugün her türlü fotoya kendini atabiliriz. Safkan'ın son ikinciliği de iyi çünkü. O yüzden derinlikte faydalar. 3-5-4-8-1 Safkanlar biraz daha ön planda ama eğer bir Safkan'da yeriniz imkanınız varsa Görkem Özçelik'le start alacak olan 12'nin Queen Ayça'ya da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şablonu gösterelim. Şablonumuz neredeydi? Bakalım şablonu. Evet şablona gelince arkadaşlar birinci koşu 2-4-1. İkinci koşuda 2 nolu Safkan tek. Altılı Ganyan ayaklarında birinci ayak 6-2-4-7. İkinci ayak 3-1-6-7. Üçüncü ayakta 5 ve 4. Dördüncü ayakta 5 tek. Beşinci ayakta 3. Öncelik şansı verdiğim isim dediğim gibi yani tek atabilirsiniz. Artık karar sizin. Yani büyük ihtimalle de aslında kazanması gerekiyor. Hem 2 ekürü de çünkü çok hazır. Rakip öncelik 1-7-4 daha sonra 5-6 yazıp bu ayağı kapatabiliriz. Yani 3 yönlü bir koşu burası. Son ayakta da 3-5-4-8-1. Daha sonra da sürpriz olarak da 12 nolu Safkan'ı sizlere önerebilirim arkadaşlar. Şablon bu şekilde. Ben birkaç saniye bekleyeyim. En azından not eden arkadaşlarımız için. Ondan sonra vedalaşalım arkadaşlar. Evet, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.